Şimdi de haftanın maçına geçiyoruz. Haftanın maçında Kayseri Yıldırım Belediyesi 2-2 sonuçlandı. Şimdi bu maçımızın istatistiklerini, yorumlarını almak üzere Kayseri Yıldırım Belediyesi maç muhabirimiz Caner Kereç ile bir telefon bağlantısı yapacağız. Caner dostum merhaba, sesim geliyor mu? Merhaba Hilmi, sesin geliyor. Merhabalar Caner. Dostum haftanın en önemli maçıydı. Aynen Yukarıdaki öyle. yani ligin üst sıralarını ilgilendiren bir maçtı. Bu maçı izlediğin istatistiklerin ve yorumlarını bizlerle paylaşır mısın? Tabii Hilmi. Herkese merhabalar öncelikle. Bu hafta yani iki taraf açısından da çekişmeli ve güzel bir maç oldu. Ama bence şanslı olan taraf Yıldırım Belediyesi'ydi bu maçta. Daha oyun üstünlüğü olan, oyun üstünlüğünü ve maç boyunca elinde tutan Kayseri'ydi. Yine her hafta, yani bu 13. hafta oldu artık onu. Her hafta söylediğim gibi bu hafta yine Emre Emre. Şöyle söyleyelim. Yani ilk yarı özelinde konuşalım. İlk yarıda Kayseri'nin toplam 7 şutu var. 4 korneri ve 1 golü var. Yani bu bir de şöyle bir şey oldu. Yani hiç beklemediğim şekilde Yıldırım Belediyesi daha ilk dakika golü attı. Yani Kayseri'nin burada Mehmet Tencesu'nun olmamasından kaynaklı mı bilemem ama Ertuğrul'un bir iki kişiyi geçip attığı bir gol oldu. Yani normalde Mehmet Tencesu olsaydı o kadar rahat adam geçip kaleye vurabilir miydi bilmiyorum. Ama neyse, yani 1-0 geride başladı. Yani direkt Kayseri. Yani kornerlerde, yani pozisyon devamlılığı ile birlikte olan kornerlerde kornerden korner gibi durumlar oldu. Ya ilk yarı böyle geçti. İlk yarı zaten Emre'nin de yani ilk 5 dakikada 2 gol gördük. Her iki taraftan birer gol. İlk yarı böyle tamamlandı. Ben aslında ikinci yarıya biraz daha dikkat çekmek istiyorum. İkinci yarı Kayseri'nin toplamda 10 şutu var ve 10 korneri var. Yani inanılmaz etmedi karşı tarafı ki zaten Yıldırım'ın da oyun karakteri çok fazla oyun üstünlüğünü alıp topu ayağında tutup pozisyon arayan takım değil. Daha çok defansa kapanan etkili çıkıp çıkışlarla gol bulabilen takım. Bundan dolayı da çok geride beklediler zaten. 10 şut 10 korner. 4 tane faul kullanmış Kayseri ikinci yarıda. 2 tane faul yapmış. İkinci yarıda yine Emre'nin golüyle 2-2'lik beraberliği sağladı. Normalde maçın ikinci yarısında Bursa'nın tek bir şutu var. Yani o da zaten penaltıdan Abdullah'la bulduğu golle. Onun dışında bir etkinliği yoktu. Ya maçın kaderini aslında şöyle. Emre dışında ilk kez Kayseri'de bir oyuncu maçın kaderini belirleyebilirdi. Maçın son 6 saniyesinde faul kullandı Kayseri. Emre'nin şutunda dönen topu Yasin tam tamamlayamadı. Kalecide kaldı top. Eğer tamamlayabilseydi son saniye golüyle 3-2 kazanacaktı Kayseri ki bence de yani maçın hakkı Kayseri'nin galibiyetiydi. Olmadı, nasip değilmiş onlar için. Bursa tarafına gelecek olursak öncelikle Abdullah kardeşimize geçmiş olsun dileklerimizi iletelim buradan. Çok talihsiz bir sakatlık yaşadı maç içerisinde. İnşallah eskisinden daha sağlıklı bir şekilde aramıza döner. Biraz uzun sürecekmiş duyduğumuz kadarıyla. Tekrar buradan geçmiş olsun diye. Bursa ilk yarı 3 şutu var. Zaten maçın başında ilk dakika içerisinde bulduğu golle, Ertuğrul'la bulduğu golle 1-0 öne geçti. Kayseri'den tek farkı bulduğu 3 şutun 3'ünü de farklı oyunculardan bulması. Ertuğrul, Abdullah ve Mehmet'le. Çok durağandı. Yani Bursa açısından pek şunu yaptılar, bunu yaptılar diyebileceğimiz ilk yarı da yoktu, ikinci yarı da yoktu ama 3 şutu 4 faul yaptı. 3 tane faul kullandı. 2 tane korneri var, bir golü var. İkinci yarıya gelecek olursak zaten penaltı dışında şutu yok. 4 tane korner kullandı. 4 faul yaptı. 2 faul kullandı. Maçın son 2 dakikası içerisinde Mehmet'in gördüğü sarı karttı. Tek bir sarı karttı. Zaten maçı tamamlayan oyuncu oldu. Yani Kayseri maçından şimdi hani anlatabileceğimiz bu ama dediğim gibi iki taraf açısından da güzel bir maç oldu diye düşünüyorum.
Ve şunu da aslında belirtmek istiyorum. Artık B1 Ligi'nin sonuna geldik. Ben önümüzdeki yıl ligde 8 takım mı olacak, 10 takım mı olacak bilemiyorum ama kaç takım olursa olsun bence şanslılar diye düşünüyorum. Bu Gezbir ailesinin büyük emekleriyle bu yayınlar çekiliyor ve eğer antrenörler işin biraz daha içine girmek isterlerse bizim yayınlarımızdan bir önceki sezonda zaten takımların birçoğu değişmeyecek. Değişse de oyuncuların profilleri değişmiyor zaten pek. Maçları izleyip yani bu analizlerini yapabilirlerse önümüzdeki yıllar takımları daha keyifli, birbirlerine önlem alan daha çok varyasyonların görebileceğimiz bir lig olabilir. Bu açıdan önemli olduğunu düşünüyorum. Onun için de bizlere emeklerimizden dolayı ben kutluyorum. Şimdilik benim söylemek istediklerim bu. Sizin bana sormak istedikleriniz varsa dinleyebilirim. Kasım abi, bu peki maçla ilgili maç muhabirimiz Caner Keleş'e sormak istedikleriniz varsa. Benim yok şahsen. Ne buydu? Benim de yok. Verdiği Teşekkür bilgiler için ediyorum. teşekkür ederim canım. Caner, verdiğin istatistikler ve maç yorumların için sana teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Şimdi haftanın maçı Novoy farkıyla ekranlarda. 4'lüyü saymak istiyorum. Yasin Duran, Tekin Müştü, Emre Aslan, Muhammed Ali Dinç Aslan. Kayseri gibi ve Akebi ile oyun başladı. Bu aldı. Emre aldı ama tekrar kaybetti. Top şu an karşı bariyerlerde Ertuğrul'da. Ertuğrul topu altı ortaya çizgi üzerinde. Karşısında Muhammed Ali Dinç Aslan'a. Muhammed Ali Dinç Aslan'a geçti. Tekin'i geçti. Kalecine karşı karşıya vurdu. Ve gol. Ay karşı Emre karşı karşı Emre vurdu ve gol. Emre vurdu ve gol. Ve Emre çok güzel vurdu. Hüseyin çok güzel topu kurtardı değerli. Yönlendirici son yönlendirmeleri yaptı. Ve Batuhan topu kurtardı. Ve Emre topu yakaladı değerli izleyiciler. Emre topu aldı. Rakip takımda kimse yok. Bir kişi var, Nuri var. Topa hakim olabilecek mi? Topa hakim olabildi. Abdullah, üçlü savunma var. Vurdu Emre. Farklı şekilde avuta çıktı. Emre vurdu. Kaleci çıkardı. Emre tekrardan topu aldı Emre. Emre vurdu. Yine kaleci çıkardı. İzleyiciler. İlk yarı bitmek üzere. Ve ilk yarı bitti. Kayseri 1, Bursa 1. Muhammed Ali Dinç Aslan ikinci yarı oyun dışında kalırken oyuna Abdullah Öztürk dahil oldu. Nuri, Emre vurdu ve avut. Emre büyük bir yer çizdi. Geri döndü. Emre şu an dörtlü savunma var. Emre vurdu uzaklardan. Defastan çarpan top. Tekrardan köşe vuruş. Emre vurdu. Defasta çarpan top vurdu. Ve penaltı. Ve gol. Emre vurdu. Al kaleci. Devam ederken top Emre'de mi diye bakıyorum. Emre topu aldı. Emre hızlı şekilde ilerliyor. Emre direğe değdi. Direğe değdi ve top çık. Abdullah vardı tekrardan. Evet Emre ayakta kalabilse kaleye karşıdan görecekti. Halen Emre vurdu. Kaleci çıkardı. Kaleci çıkardı. Ve Abdullah Sümer saha dışına çıkıyor kucakta değerli izleyiciler. Ve Emre kaleye karşı karşı Emre vurdu ve gol! Emre vurdu ve gol! Emre kaldı kaleyle karşı karşı Emre vurdu! Hoca!
müdahale. Var. Nuri var. Sağ. Kalecim burada. Rahat yaparsan iyi olur. Defastan döndü. Yasin. Yasin vurdu. Kaleci kurtardı. Yasin gol atsaydı eğer çok müthiş olacaktı değerli izleyiciler. Ve maç bitti değerli izleyiciler. Kayseri 2. Bursa 2. Kasım abi maçımızın özetini izledik. Aynı şekilde Caner de maçtaki istatistikleri, maç yorumlarını bizlerle paylaştı. Öncelikle abi beklediğin şekilde bir sonuçlanan bir maç mıydı? Yani beklediğin tempoda, beklediğin skorda çünkü kaybeden olmadı. Belki kaybeden bir takım olsaydı çok daha farklı bir senaryo olacaktı hafta için. Kazanan için de kaybeden için de aynı şekilde. İkisi birer puanı aldı. Ve şu an ligdeki durumları da ikisinin de çok kritik. Haftaya yapacakları maçlar cidden çok önemli bu konuda. Maçla ilgili yorumlarını abi bizlerle paylaşır mısın? Şimdi Kayseri sezona çok iyi başladı. Çok da iyi gidiyorlardı. Ama sonradan bir durağanlık dönemine girdiler. Belki o durağan dönemi yaşamasalar bugün daha çok farklı şeyleri konuşuyor olacaktık. Yani Çankaya'nın garantilediği şampiyonluğu değil de Kayseri'nin başarısını konuşuyor olacaktık. Buna kaybettikleri Yukatel Denizli maçını örnek gösterebiliriz. Eskişehir'di sanırım yine bir kaybettikleri maç. Bunları sayabiliriz. Yani çok böyle zorlu maçları iyi oynadılar. İşte İzmir Çağdaş gibi, Yıldırım Bursa gibi maçları iyi oynadılar. Ama kritik maçlardan ziyade basit görülen maçlarda puan kaybı yaşadılar. O yüzden Kayseri burada bir bence kendi şampiyonluğundan kendini kendileri ettiler. Öyle söyleyeyim. Yıldırım maçına gelince de Mehmet İncesu'nun olmayışı yani burada Mehmet İncesu'ya bir öz eleştiri yapacağım. Faal oranlarına yansımış onu söyleyeyim. Kayseri'nin bu kadar az faal yaptığı bir maçı ben şahsen ilk defa duyuyorum. Kendi düşüncem bunu söyleyeyim. Diğer yandan Yıldırım Belediyesi'nde Ali Çavdar'ın olmayışı işin açıkçası Kayseri'ye maçın daha yakın olabileceğini gösteriyordu. Ama maç sahada oynanıyor. Oyuncular o maçı oynayanlar, oyuncular o maçın aktörleri. Yani her şey düşündüğümüz gibi olmuyor. Nitekim Ertuğrul'un maçın başındaki sürpriz golü. Abdullah'ın kalitesiyle konuşturduğu penaltısı. Bursa'nın oyunda tutunmasına neden olmuş. Ama ben şöyle söyleyeyim. Bursa'yı bence oyunda tutan kesinlikle kaleci Hüseyin Saygılı'dır. Onun altını da çizeyim. Yani Bursa, Yıldırım Bursa'nın çok kaliteli bir kalecisi var. Bana göre bu ligin en iyi kalecisine sahipler. Tamamen orada bir Hüseyin'in kalitesi konuşmuş diye düşünüyorum. Maçın aklı Kayseri mi, Yıldırım Belediyesi, Bursa mı diye soracak olursanız. Bariz Kayseri derim. Yani çünkü zaten Ali Çavdar'ın olmadığı bir ortamda Bursa'nın çok da fazla hücum gücünden bir şey beklemek doğru değil. Maçın dışında Abdullah kardeşimize gerçekten geçmiş olsun diyorum. Benim çok sevdiğim, takdir ettiğim, oyunculuğunu çok beğendiğim bir isim Abdullah. Eşimden dolayı da hemşehri sayılırız Abdullah'la. O da Kayseri Develili, benim eşim de Kayseri Develili. O yüzden hatta bizim aramızda enişte kayınço muhabbeti vardır Abdullah'la. Çok üzüldüm. Allah acil şifalar versin. Bu sahaların B1 futbolunun Abdullah gibi bir isme, karakterini ortaya koyan bir isme her daim ihtiyacı var. İnşallah sağlıklı saatli bir şekilde aramıza döner diyorum. Elbette Abdullah'ın olayı maalesef maçın önüne geçti. Çok ciddi bir sakatlık geçirdi. Menüskisler, ön ve yan çapraz bağlar. Bir de galiba kemiğinde de bir hasar vardı. En son konuştuğumda böyle çok kötü bir sakatlık, uzun sürecek bir sakatlık. Dünya şampiyonasını kaçıracağım için çok üzgünüm diyordu kendisi de hatta. Yani o kadar uzun sürebilecek bir tedavi sonucunda tekrar sahalara dönecek gibi görünüyor. Ben de bu konuda cidden Abdullah kardeşime çok çok geçmiş olsun diyorum. Futbolu bıraktım ben bir köşeye. İnşallah sağlıklı bir şekilde kendi hayatına en kısa sürede tekrar
sağlıklı bir şekilde döner diyorum. Çünkü bu sakatlıklar cidden sporcular için sadece sahadaki oynanan oyundan daha ziyade biraz kendi psikolojik açıdan da kötü etkiliyor maalesef. Abdullah'ta da ben birebir konuşmamda bunu gördüm. Ya 3'tür dünya şampiyonasına gidemiyorum diyor. Bu benim kısmetimde değil mi diyor artık. İnşallah artık daha çabuk iyileşirsin diyelim dünya şampiyonası. Olmasa da dünya şampiyonasından da daha büyük bir organizasyona katılacağız B1 futbol milli takımımız olarak. Olimpiyatlarda kendin ve takımın adına başarılı işler yaparsın. Ebu Bekir, kardeşim aslında maç yorumlarının istatistiklerini Kasım abiyle Caner bize çok güzel özetlediler. Benim sana bir sorum olacaktı bu maçın içerisinde sen de izlediğin kadarıyla, gördüğün kadarıyla. Sence Ali Çavdar'ın olmaması Yıldırım Belediyesi açısından, Mehmet İncesoy'un da olması Kayseri açısından sence hangisi daha çok aradı? Yıldırım Belediyesi Ali Çavdar'ı mı daha çok aradı yoksa Kayseri Mehmet İncesoy'u mu daha çok aradı? Burada kimin eksikliği bariz bir şekilde belliydi. Normalde ben Ali Çavdar'ın yokluğunda aranmasını çok bekliyordum. Ama Yıldırım Belediyesi o kadar basit bir gol attı ki hani maçın daha ilk dakikasında Kayseri muhtemelen Yıldırım'da Ali Çavdar olmadığı için tamamen defansa yönelik bir top oynarlar. İleri çıkma ihtimalleri bile yok düşünerek çok böyle rahat başladılar ve daha ilk pozisyonda gol yediler. Hiç beklemiyordum yani. Şaşırdık zaten. İnanılmaz şaşırdım bir pozisyon. Ertuğrul'un driblingle 2-3 kişiyi çalımlayarak gol attığını bu sezon ilk defa gördüm. Yani üçüncü golü bu ama böyle bir gol attığını ilk defa görüyorum. Yıldırım'ın ikinci golüne gelirsek kalecinin hatası, dışarıda müdahale ve 6 metre penaltısı. Abdullah da varsa orada zaten 6 metre penaltısı muhtemelen gol olur. Ki gol oldu. Yani Ali Çavdar'ı arayacak pozisyona gelemedi. İki tane gol attı. Yıldırım Belediyesi Ali Çavdar olduğu zaman 1-0, 1-0, 1-0 maç kazanan takım iki tane gol attı. Çok arayamadı Ali Çavdar. Fakat Kayseri İncesu'yu aradı ilk pozisyonda mesela. İncesu olsaydı Ertuğrul'un gitmesine izin vermezdi. Takla attırırdı. Yani doğru bulmamakla birlikte söylüyorum. Takla attırır. Künde atar. Ertuğrul orada kaleye gidemez. Ertuğrul da maçın başından sindirirdi. Gerekirse sarı kart yerdi ama ben de istemedim. Futbolda görmek istemediğim hareketler. Çok sert oyunlar. Futbolu oynatmamak adına yapılan hareketleri beğenmiyorum, sevmiyorum, istemiyorum ama ben oyunun gerçekliğinden bahsetmek istiyorum. Mehmet İncesi olmuş olsaydı ben Yıldırım Belediyesi'nin bu maçta hiç gol atabileceğini düşünmüyordum. Ve Kayseri'de de Emre gibi bir yetenek varken illa ki o bir gol olacaktı ki Emre Hüseyin gibi 12 haftada 2 gol yemiş kaleciye 2 tane gol attı. Yani böyle de bir yetenek. Ya maçla ilgili daha fazla değerlendirme yapmaktan ziyade değil mi? Ben bir konuya değinmek istiyorum. Bir önceki partta da değindik buna. Mehmet İncesu o İzmir maçıydı yanlış hatırlamıyorsam ligin 5. İzmir haftasında. maçıydı Ebu Bekir. Evet, İzmir maçında ligin 5. haftasında yaptığı hareketten sonra 8 maç cezayı en azından hani bir hafta içerisinde yemiş olsa bu maçta yoktu. 6. haftada yemiş olsa veyahut da 7. haftadan itibaren yemiş olsa en azından bu maçlarda yoktu ve hatta Kayseri'nin yani bu zamana kadarki geldiği maçların hiçbirinde yoktu. Şu an Kayseri ilk 3 mücadelesi falan vermiyor. Gördük çünkü. Mehmet İncesu'nun kırmızı kart cezalısı veyahut da sarı kart cezalısı olduğu maçlarda Kayseri'nin ne duruma düştüğünü gördük veyahut da Yasin Duran'ın. Ali Çavdar'a gelince, Ali Çavdar eğer zamanında cezasını çekmiş olsaydı Bursa Yıldırım Belediyesi şu an 25 puan onlar için bence hayaldi. Bana göre gerçekten 25 puan diyorum 24 puan hayal bir puan olacaktı. Çünkü o 1-0 1-0'lar gelmeyecekti. Ali zaten Yıldırım Belediyesi Eskişehir, o 5. haftadaki Eskişehir maçından sonra hatırlarsan çıkışa geçti. O çıkış yaşanmamış olsaydı hala orta sıralarda Turgetli aynı puanda Yıldırım Belediyesi görebilirdik. Ama bu maçta Ali Çağatay yoktu. İki gol attı bu Bekir. Şimdi diyorum yani bu maç bana göre Bir kıyas değil mi? bir kıyas değil, kesinlikle kıyas değil. Bir kere Batuhan'ın hatası olsun. Ertuğrul ilk defa driblingle gol atarken görüyoruz. Mehmet İncesu yok ve Kayseri çok atak başlamak istedi. Yani büyük hata. İlk önce savunmanı yapacaksın. İlla ki maçın belli bir noktasında ısınınca o pozisyon gelecekti. Bu maç benim için bir kıyas değil. Cezalar Bence zamanında verilmediği için şu an Kayseri takımı da Bursa Yıldırım Belediyesi takımı da hatta ve hatta Turgut takımı da olması gereken yerlerde değiller. Olması gereken yerlerden çok çok üst sıralardalar. Ramazansız bir Turgut takımı net söylüyorum lig düşer.
Lig düşer yani. Yıldırım. Ali Çavdar'sız bir Yıldırım Belediyesi ligin 14 haftasında toplam 14 puan alır. 0-0, 0-0, 0-0. 14 puanla ligi kapatır. En fazla yapabileceği bana göre. Kayseri desen Mehmet İnce susuz Emre bir yere kadar götürür. Bir yerden sonra işte ligin bu haftalarında muhtemelen Emre'nin de yorgunluğunun baş göstermesiyle dağılmış olacaklardı. Ki zaten İzmir maçındaki kritik golü, ilk golü atan da Mehmet İncesu. Hatırlarsan Tsubasa İncesu diye bir başlık da atmıştık. Vuruyor, Evet. orta sahada vuruyor. Bariyer dibinde vuruyor. Ceza sahasının dibinde kayarak vuruyor. Topa kimse vurmuyor, bir tek Mehmet İncesu vuruyor. Böyle bilardo gibi. Komik bir goldü zaten. Ama Mehmet İncesu çok önemli bir oyuncu bu takım için. Ve dedim ki bu disiplin cezalarının çok geç gelmesi ligin kaderiyle oynadı. Şampiyonlukla oynadı belki. Ercan için de aynı şeyi söylememiz gerekiyor. Geçen hafta yeni mahalle maçında Mehmet Üzüm'e hani şimdi pozisyonda yumruk attı mı atmadı mı? Eli düşerken mi vurdu mu vurmadı mı? Bana göre yumruk attı. Bu bana göre. Görenle başka insanlara göre de yumruk attı. Şimdi Ercan hala ceza almış değil. Abdullah kardeşime buradan çok geç, büyük geçmiş olsunlar diliyorum. Kendisi inşallah yakın zamanda futbola döner. Fakat Çankaya Yıldırım Belediyesi maçının sonunda hakem gözlemcisinin tuttuğu raporu söylüyorum. Maçın sonunda Abdullah nasıl koyduk diyor. Bunun üzerine Kahraman Kurbetoğlu ana avrat küfrediyor. Abdullah ona karşılık olarak o da ana avrat küfrediyor. Hakem tutan, hakem gözlemcisinin tutanağında var bunlar. Nerede cezalar? Nerede disipline sevk? Henüz böyle bir haber yok. İkinize birlikte soruyorum. Caner, sana da soruyorum. Bu disiplin cezalarının bugüne kadar gecikmesinin sebebi ne? Caner. Caner. Hattan düştü galiba Caner. Biraz bence artık takımların yerlerinin belli, az çok belli olmasına kaynaklı olabilir. Ama disiplin cezaları bugünkü bu haftanın cezaları değil ki, ya da geçmiş haftanın cezaları değil. Bu bütün disiplin cezaları, hatta İslam'ınki bu turnuvadan dahi değil. Bu cezaların bugüne kalmasının sebebi sizce ne? Ligin sonu gelmiş. Son iki hafta kalmış. Ben İslam'ın zaten bu cezayı burada çekmesine de karşıyım. Yani disiplin kurulundan alınan kararın müsabak olarak değil, direkt müsabakanın ne olduğunu belirterek verilmesi gerekiyor. Disiplin kurulu bu cezayı verirken diyecek ki belki B3 futsal müsabakalarında bu hareketten ötürü İslam Kaya 5 maç belki B3 futsal birincilik maçlarından, birincilik, ikincilik ve yükselme ligi maçlarından men edilmiştir. Bunun yazması gerekiyor. Veyahut da B1 futbol deplasmanlı birinci liginde oynanacak çat 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 şu maçlardan men edilmesi gerekiyor diye. Müsabaka diyor. Eğer şimdi söylüyorum Yıldırım Belediyesi, Kayseri, Turgut, yani Turgut'u bilmiyorum şimdi satranca gitti mi? Turgut'u tek atıyorum, siz de belki biliyorsunuzdur. Satranca gidilmiş olsa Yıldırım Belediyesi, Ali Çavdar cezasını çekmiş. Ayın 19'undaki maçta oynayabiliyordu. Mehmet İncesu cezasını çekmiş. Ayın 19'undaki maçta oynayabiliyordu. Şimdi baby futbolda adam cezayı satrançta çekiyor. Ya bu o kadar saçma bir şey ki bu. İnanılmaz. Kabul etmiyorum ben şahsen bunu. Değiştirilmesi ve düzeltilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda seninle hemfikirim. Yani elmayla elmayı toplayalım. Elmayla armutu toplamayalım. Yani bu kadar da indirgenerek yapalım gerekiyorsa. Şimdi bununla alakalı şöyle söyleyeyim ben de acizane. Kesinlikle söylediklerinize katılıyorum ama bir yetki konusundan bahsetmiştik hatırlarsanız önceki partlarımızda. Yetki konusu bence önemli bir konu. Eğer şimdiye kadar böyle bir yetki, ya federasyon ne zaman kuruldu? Yani nereden baksanız bayağı bir zaman oldu. 4 Aralık 2021'de yapıldı seçim ve yetki Eylül tarihinde veriliyor. Yok yani daha önceki. Şöyle. Ha, tabii federasyon ilk kuruluşunu. Evet ilk kuruluşu. 2000'li yılların başı. 2000'li yılların başı. Yani 2000'li yılların başından bu yana böyle bir yetki 2022'de veriliyorsa, o zaman bu herkesin özlüyoruz dediği federasyonun ayıbı. Onu söyleyeyim. Hani... her yönetim değiştiğinde sanırım abi, ya bilgim yok ama bu şekilde anlatayım. Sanırım bu yetkinin tekrardan verilmesi ben gerekiyor. Ben prosedür bilmediğim için bu şekilde söylüyorum. Ama o bile olmuş olsa 8-9 aylık, 10 aylık bir ara var. Yani bunun verilmiş olması gerekiyordu şimdiye şimdi kadar. Şöyle, o zaman şu şekilde düzelteyim. Eğer federasyonun değil, yani sadece bir defa olan bir yetki ise,
Herkesin özlüyoruz diye o tabiri tekrar kullanayım. Dediği federasyonun ayıbı. Ama eğer prosedür biraz önce senin bahsettiğin gibi ise Ebubekir, her federasyon seçildikten sonra bunu bilmediğim için söylüyorum. Kendilerine yetki verme hususunda federasyon kendi yetkili ise, o zaman bu şimdiki federasyonun biz bütün görme engelliler branşını futbolda, golbolda, ne bileyim judoda, her türlü şeyde ileriye taşıyacağız diyen bir insanların 11 aydır 12 aydır başına gelen ayıp diyelim o zaman biz buna yani. Yani sözleriyle çok bağdaşmaması diyelim. Yani prosedürü bilmediğim için iki ayrı yorum yapmak zorunda kaldım. Yani artık bu ayıp hangisininse izlediklerinde farkına varırlar. Ama ya bu kadar beklenmez yani, takımların kaderiyle oynuyorsunuz. Yani dediğin gibi belki hani Çankaya diyecek ki bugün, kardeşim diyecek hani, biz Mehmet İncesi olmasaydı biz de belki Kayseri maçında daha rahat oynayacaktık. Belki şu olacaktı, bu olacaktı. Öbür takımlar aynı yorumlarda bulunacaklar. Yani bu Kesinlikle. diğer takımların da hakkına gasp etmek bence. Bu konuda Federasyonu bu en konuda nadir olan takım İzmir Çağdaş'tır muhtemelen. yani muhakkak katılıyorum kesinlikle. O yüzden bu Tabii konularda ben Kayseri. daha hassasiyetle davranılmasından yanayım işin açıkçası. Aslında dediğiniz gibi cezalar vaktinde verilecek. Yani vaktinde gelmeyen adalet de adalet olmuyor maalesef. Yürü Ya be reis. hani biz profesyonellikleri kendimiz örnek alıyoruz. Yani futbolda geciken bir ceza görüyor muyuz? Yani geciken bir ceza olsun, tefe koyarlar adamı. Ya orada Yani da oluyor. Orada da oluyor da tabii orada yayın, basın yayın daha çok büyük etkili olduğu ya için Ebubekir şimdi orada da olsa bu da kadar olmuyor ama. onu 5 ay söyleyeceğim. sonra Orada da verilmiyor olsa ceza. Ebubekir 2 hafta gecikiyor, 3 hafta gecikiyor, 11 ay gecikmiyor. Tabii, işte onu diyorum. 5 ay falan Yani. gecikmiyor. Böyle de olmuyor. O Alınan bir zaman karar. şöyle yapsalardı. Madem bu kadar geç ceza verecekler, lig bittikten sonra herkes cezasını verselerdi rahat rahat takılsaydı millet. Şimdi işte bununla ilgili Eskişehir Kulübü'nün açıklamak istediği şeyler varmış abi. Kendilerini dediğimiz gibi ne oluyor 15. bölüme bekliyoruz. Geldikleri zaman inşallah onlar bunlarla ilgili teorilerini Bu konuda sadece Eskişehir Kulübü değil, sadece bu konuda değil. Buradan kamuoyuna duyurmuş olalım. Görme engelliler sporcu birliği olarak biz görme engelli sporunun, görme engelli sporcusunun sesi olmak için bu yola çıktık. Sizlerin de sadece bu konu üzerinde değil, herhangi bir yapmak istediğiniz bir açıklama ya da kamuoyunun bilmesi gerektiğiniz bir bilgi ya da bilmediğimiz farklı bir durumlar varsa, ben şunu şunu yaşadım kardeşim, ben bunu kamuoyuyla paylaşmak istiyorum gibisine söylemek istedikleriniz varsa bizlerle irtibata geçebilirsiniz. Görme Engelliler Sporcu Birliği her zaman sporcunun yanındadır diyerek bu bölümümüzün de sonuna geldik. Diğer bölümde görüşmek üzere.